Peygamber olmadan önce, daha doğarken ve gençlik yıllarında harikulade olaylar meydana geldiği iddiası. Denir ki, Peygamberimiz doğunca İran Kisrası'nın saraylarında şamdanlar söndü, kuleler yıkıldı. Gençlik yıllarında bulut onun üzerinden yürüdü. Peygamber çocukken Cebrail geldi, onu yere yatırarak göğsünü yardı, şerh etti ve kalbini çıkarıp zemzem suyu ile yıkadı. Bunları hepsi siyer veya hadis kitaplarında geçer. Hiçbirinin aslı yok. Hepsi mitolojidir. Peygamberimiz doğduğunda dünyada olağanüstü hiçbir şey olmamıştır. Günlerden bir gündür. Siz doğduğunuzda dünyada ne oluyorsa, peygamber doğduğunda da dünyada o olmuştur. Doğuş iki türlüdür. Bir maddi doğuş, bir manevi doğuş. Alevi Bektaşi kültüründe bundan çokça bahsedilir. Kişinin manevi doğuşu, ikrar verip yola girdiği anda kişi yeniden doğar. Peygamberimiz bir anne karnından doğmuş, bir de 40 yaşında peygamber olunca doğmuştur. Kırk yaşında peygamber oluşu sosyal bir olay, şehre inmiş, bir hareket başlatmış, tarihin önüne çıkarak kendini peygamber olarak tanıtmıştır. Zulme meydan okumuştur ve insanları Allah'ın dinine çağırmış, bu da bir doğuştur. Olaylar asıl bu ikinci doğuştan sonra başlamıştır. Asıl kaleler sarsılmaya, asıl zenginlerin, kodamanların saraylarındaki köşklerindeki şamdanlar sallanmaya, sönmeye o zaman başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de İnşirah Suresi, biz senin göğsüne, sadrına inşirah vermedik mi? Üzerindeki yükü almadık mı? Diyen teselli mahiyetindeki kısa bir suredir. Klasik tefsirde bu ayetleri peygamberin kalbinin yarıldığına yorarlar. Derler ki ayette de geçtiği gibi biz senin göğsünü yardık, şerh ettik, açtık. İnşirah, şerh etmek, açmak manasına geliyor. Buna bakarak peygamberin kalbinin yarıldığını ve Cebrail tarafından zemzem ile yıkandığını, onun kalbinin bu nedenle çok temiz olduğunu, asla günah işlemediğini ve masumiyetinin de buradan geldiğini söylerler. Halbuki orada anlatılmak istenen 40 yaşından sonra, yani peygamber olduktan sonra birçok sıkıntı ile karşılaştı. Baskıya maruz kaldı, dışlandı, yalnız kaldı. En yakınındaki kişiler, akrabaları onu terk etti. O günleri sıkıntılı ve bunalımlıydı. Onu teselli etmek için bu ayetler geldi ve dedi ki, biz senin göğsüne ferahlık, inşirah, sıkıntıya açan, gideren, teselli kaynağı olarak duygular yerleştirdik. Bu ayetleri Mekke'de seninle beraber yürüterek, sana yol göstererek, üzerindeki yükü almadık mı, seni yalnız bırakmadık, her zaman yanında olduk, bu sıkıntılar geçicidir diyen teselli ayetleridir. Hepimiz hayatta sıkıntıya gireriz. Bu ayetleri sıkı sıkı okumalıyız ve her okuduğumuzda da bizim göğsümüzden yarılıp Cebrail tarafından yıkandığı anlamına gelmez. Bu ayetler hepimiz için şu anda geçerlidir. Sıkıntıya giriyor musunuz? Dertler, sorunlar, zor günler yaşamıyor musunuz? Böyle anlarda biz de sıkıntıya giderecek bir teselli buluruz. Teselliyi kimimiz birbirinde bulur, kimimiz kendi kendine şiir yazar, kimimiz kendi kendine konuşur, kimimiz duvarlara bağırır, kimimiz kimseye derdini anlatamaz. Gider ağaçlarla konuşur. Bunların hepsi teselli kaynaklarımızdır. Peygamberimiz de bir insan olarak bunlarla karşılaşmış ve bunun üzerine bu ayet gelmiş. Ondan bahsediyor. Öbür türlü anladığınız zaman ayet sadece peygamberin kalbinin yarılması ilgili oluyor ve o ayet bizim için şu anda bir şey ifade etmiyor. Çünkü oldu bitti bir defa. Bizim de kalbimiz yarılmayacağına göre buradan şuraya geliyoruz. Peygamberin bu tür harikulade efsanevi mucizevi şeyler gerçekleştirdiği iddiası iki açıdan sakıncalıdır.
İlki peygambere örnek alınamaz hale getiriyor. O olağanüstü biri, o peygamber. Biz peygamber değiliz. Mesela diyorsunuz ki Allah Yusuf'un kalbine bir ruhan indirmiş olmasaydı Yusuf kadına meyletmişti. Adam kendi yaptığı işlere buradan şöyle cevaz çıkarıyor. Canım o peygamber. Peygamberin kalbine Allah bir ruhan indirmiş. Zülahya ile ilişkiye girmesine engel olmuş. Ama ben peygamber değilim ki. Ben yaparım. Yaptığım zaman da niye yaptın denilmemelidir. Keşke ben de peygamber olsaydım, bizim de kalbimize bir ruhan inseydi de yapmasaydık. Ama ne yapalım ki biz peygamber değiliz. Ama o peygamber. Peygamberimiz mal biriktirmemiş, mülkiyet, miras bırakmamış, sade yaşamıştır dendiğinde de ne diyorlar? Ama o peygamber, biz peygamber gibi olamayız ki, zihinler onun gibi olamayız. Düşünsenize, bu mucizelerden dolayı alıştırılıyor. Adam bakıyor ki peygamber olağanüstü, harikulade olaylar içinde büyümüş, daha çocukluğundan itibaren fevkulade insanüstü bir varlık var, şimdi ben buna nasıl örnek alayım? O halde peygamber yaşayan örnek olmaktan çıkıyor. İkinci olarak bu mucizevi anlatımlar Müslüman zihni bir kurala bir kaideye bağlı kalmaksızın kudret, güç kimin elindeyse onun istediği gibi hareket edebileceği zihniyetini alıştırıyor. Şöyle, Allah'ın kudretinden sual olunmaz. Allah koyduğu kuralları uymak zorunda değildir. Çünkü o kaderi mutlaktır. Mesela bir yasa koymuş, ateş yakar. İnsanın eti, saçı, giysisi değdiğinde ateş yakar. Bu doğanın bir kanunudur ama Allah buna uymak zorunda değildir. İbrahim'i ateşe atarlar. Allah mucize gösterir ve birdenbire orası gül bahçesi olur. Koyduğu kurala var olan duruma müdahale ederek tersine çevirebilir. Bu her an her yerde olabilir. Dolayısıyla onun kanunlarını kurallarını öğrenmenin bir anlamı yoktur. Çünkü her an değişebilir. Bu neye yol açıyor? Şuna. Peygamber de bir ilkeye bağlı olmak zorunda değil. Allah da bir ilkeye bağlı olmak zorunda değil. Her an her şey olabilir. Kudret kimin elindeyse o her şeyi bir anda değiştirebilir. Buna alıştırılmış Müslüman zihinde bunu şuna yol açıyor. Kaideleri kuralları boş versen, güç sende mi? Güç. Kudret sende mi? Güç eline geçtiği an kaideyi kuralı alt üst eder değiştirirsin. Bu daha nelere yol açıyor biliyor musunuz? Adam devleti ele geçirdiği zaman ben yaptım oldu diyor. Kurala bağlı olmak zorunda değilim diyor. Kudret benim elimde, güç benim elimde değil mi diyen, adalete, hukuka, prensiplere bağlı olmayan bir zihniyete, devlet anlayışına yol açıyor. Padişahlar yeryüzünde Allah'ın gölgesi, irade-i seniyeleri var. Kaideler, kurallar onun için geçersizdir. Kurallar, prensipler avam için, reay için. Yüksek irade ona uymak zorunda değildir. Bu Kur'an'a uygun bir anlayış değil. Kur'an Hud 56. ayet. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir diyor. En'am 12. ayet. Allah kendi üzerine sevgi ve merhameti yazmıştır diyor. Yani sevgi, merhamet, şefkat Allah'ın üzerine farz. Allah adalete uymak zorunda. Allah sırat-ı müstakim üzere olmak durumunda. Bunu biz ona yüklemiyoruz. O kendisi Kur'an'da böyle söylüyor. Bu şu demek. Karşımızda sevgi, adalet, doğruluk, dürüstlük ile bu ilkelere uymaya söz veren bir Allah var. O halde şundan emin olabiliriz. Allah bunlara uymayan bir iş yapmaz. Kur'an'da ilkeli Allah, ilkeli peygamber var. Kendi koyduğu ilkeleri çiğneyen bir Allah ve peygamber yok. Bu nedenle Kur'an'da daha çok Allah'ın gücü değil, sevgisi, merhameti vurgulanmakta. Allah gücünü adaletle ve merhametle sınırlandırmaktadır. Devlet de gücünü adalet ve merhametle sınırlandırmak zorundadır. Sen, ben, biz de adaletle ve merhametle gücümüzü sınırlandırmak zorundayız. İşte buradan bu sonuç çıkıyor. Ama bunu kaldırdığın zaman bunların hepsi ortadan kalkıyor.